Merhabalar, ben Yüksel kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda pamuk makrome ve polyester makrome ipleriyle ördüğüm yaz günlerinde çok severek kullanacağımız ve kıyafetlerimizi çok güzel tamamlayacak bu çantaları anlatmaya çalışacağım. Her iki sap da farklı örüldü ve kendinden ilikli, ayarlanabilir saplar. Bunda hazır sap kullanacağım. Her bir detayı anlattım. Farklı farklı iplerle de olsa çok güzel görüntüler. Ayçiçek görüntüsü var ama farklı renkler kullanırsak başka başka çiçeklerin görüntülerini de yakalayabiliyoruz. Hadi şimdi başlayalım. İpler kalınca, pamuklu ipler. Şöyle markasında herhangi bir markayla örebilirsiniz. 5 numara tığ kullanıyorum. Bilmiyorum, gözüküyordur herhalde. Orta rengi şundan başlayayım. Bu 6-6,5 numara da kaldırabilir bu ipler. Yalnız çanta olacağı için daha dokusu sıkı olsun istedim. Şöyle bir sihirli halka içerisine 1, 2, 3 zincir. Tekrar aynı halka içerisine 16 tane trabzan örüyoruz. 3 4. Bu şekilde 16 trabzan örüyoruz. Son trabzanı da örüyorum. İlk başladığımız zincirin en üstüne bağlıyorum. Şimdi renk değiştiriyoruz. Biraz uzun kesiyorum. İçeride şu iç kısmında yürütürken bayağı bir mesafeli yürütelim ki daha sağlam olsun motiflerimiz. Herhangi bir trabzanın üzerinden diğer renge geçiyorum. Şöyle bir uzatıyorum. Doluyorum. Tekrar aynı boşluğa bir daha. Şurası 7 ilmek olana kadar 1 2 3 4 5. 5. Şimdi 7 oldu. 2 3 4 5 6 7 ilmek oldu ve topluyorum. Bir zincir. Tekrar doluyorum. Hemen yanındaki trabzanın üzerine hafif uzatıyorum, fazla değil. Tekrar doluyorum. 2 3 1 2 3 4 5 6 7. Yani 3 kere batınca 7 ilmek oluyor. Bağlıyoruz ve bir zincir. Tekrar diğer trabzanın üzerine hafif 1 2 3 topluyorum. Bir zincir. Doluyorum. Diğer trabzana 1 2 3 bir zincir. 16 trabzanın üzerine 16 tane bu şekilde fıstık örüyoruz. En baştaki ilmeğin üzerine bağlıyorum. Daha ince bir tığ yardımıyla ilmeği şöyle, sonra da içinden bu şekilde alarak düzgün bir örüntü elde ediyoruz. Devamlılığını sağlıyoruz görüntünün. Burada da sağlamlaştırarak şöyle
bir düğümle uzun bir şekilde hiç kesmeden, kısaltmadan bunu gidebildiği kadar içeriden yürütüyoruz. Şimdi sarı, koyu sarı, şu tarçın ya da hardal rengi diyelim. Hardal rengini devam edelim. Şimdi diğer rengi geçiyorum. Herhangi bir şu araya, şu aralara batıyoruz. İlmeğin içerisine, şuraya değil, şu aralara, boşluklara batıyoruz. Şu kısımda da aynı şekilde örebilirdik. Yalnız ben şu ortanın biraz görünür olmasını istedim. Daha iri dursun istedim. O yüzden trabzanların üzerlerine battım. Yoksa siz gene şu trabzan aralarına batarak bunu daha iç içe geçirebilirsiniz. Şurası biraz daha küçük görünür. Ben biraz fazla gözüksün istediğim için trabzanın üstlerine battım. Ama şimdi bu çiçeğin devamı şu renk olacağı için ben bunun biraz iç içe geçmesini istiyorum. O yüzden araya batıyorum. Bu bir trabzan oldu. Şu iki, üç, dört. Sonra hepsini topluyoruz. Bir, iki zincir. Doluyoruz araya. Tam boşluğun içine bir, 2, 3, 4. Topluyoruz. 1, 2. Tekrar diğer boşluğa. 1, 2, 3, 4. Topluyoruz. 1, 2. Her boşluğa batarak bu şekilde çiçeğin dış yapraklarını örüyoruz. Gene herhangi bir boşluktan başlıyoruz. Köşeleri oluşturacağız. Yani artık yuvarlak çiçek şimdi kare haline gelecek. 2, 3, 4. İki kere doluyorum. Yine aynı boşluğa. 1, 2 ve 3. Tekrar iki kere doluyorum. İpliği de arkadan yürütüyoruz. 1, 2, 3. Şimdi araya 1, 2, 3 zincir. İki kere doluyoruz. Gene aynı boşluğa. 1, 2, 3. İki kere doluyoruz. 1, 2, 3. Bir tane daha. Şimdi ikili, ya iki kere çıkacağız. Üç trabzan yapıyoruz. Hemen yanındaki boşluğa. Bir, iki. Üçüncüsü. Sonra tekrar doluyoruz. Bu sefer yarım trabzan yapıyoruz. Hani şu çakma sık iğne dedikleri. Yarım trabzan bir doluyoruz ve çıkıyoruz. Köşeyi oluşturacağımız için yüksek motifini yüksek kalan yerlerine kısa trabzan daha
düşük yerlere de uzun trabzanlarla kareyi sağlıyoruz. Şimdi tekrar tersini yapıyoruz. İkili trabzanlar yapıyoruz. 3 tane. Üç. Şimdi köşeyi yapıyoruz. İki kere doluyorum. Hemen yanındaki boşluğa bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç zincir. Tekrar doluyorum ve 3 trabzan daha örüyorum. Evet, ikinci köşeyi de ördüm. Devam ediyorum. Bu sırada yaptığımın aynısını şimdi iki kere de çıkılan yani ikili trabzan 3 adet sonra yarım trabzan bir kere de çıkıyoruz. 1 2 3. Sonra ikili trabzan gene 3 tane. Şimdi köşede sıra. Gene 3 3 kere de çıkan trabzanlar araya 3 zincir tekrar başladığımız yere kadar şu iki sıra gibi örmeye devam ediyoruz. Şimdi yeşil koyu renk, tarçın rengi de koyuca bir renk. Bu iki rengin arasına daha açık bir renk koyup aydınlatmak istedim. Hani biraz aydınlığa ihtiyacı var gibi duruyordu. Ya tarçın rengin açığı ya yeşilin açığından bir renk bulacaktım. O da hemen hemen aynı tonlarda ama çok daha açığı. Bir sık iğne başladım örmeye. Her trabzanın üzerine bir sık iğne, köşelere de bir sık iğne, bir, iki zincir, tekrar bir sık iğne. Sonra gene her trabzanın üzerine bir trabzan, sık iğne. Ortaya dediğim gibi bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne olarak sırayı bitirelim. Evet, şu kahverengiye geçiyorum. Herhangi bir yerden ipi bağlıyorum. Bu model genelde normal sık iğne ile örülür etrafı. Ama bir değişiklik olsun, bir fark olsun diye çapraz sık iğne dedikleri örgüyle örmek istedim. Bağladığım yerden batıyorum. Bu şekilde örülüyor. Herhangi bir zorluğu yok. Böyle almıyoruz. Bu şekilde. İlmeği alıyoruz. Tekrar. Tabii unutup arada normal batmıyoruz. Sürekli bitene kadar. Belki ilk sırasında da görünebilir. Şu çapraz çapraz bir görüntü oluşuyor. İkinci sırasında daha çok gözükür. Çapraz çapraz bir şekil oluşuyor. O da hoş duruyor. Sadece bu şekilde alıyoruz. Normalde böyle alırız.
Ama bu çapraz sık iğne de bu şekilde alıyoruz. Gayet basit. Ama çok güzel durur. Yani ben bunu çanta yaparken çok kullanırım. Büyük çantalarda da güzel durur. Boşluğa geldik. Köşedeki şu iki zincirlik boşluğa. Gene bir sık iğne, iki zincir, gene bir sık iğne. Sonra gene her sık iğneye, her ilmeğe bir çapraz sık iğne örüyoruz. Umarım görünüyordur. Şimdi ikinci sırasında daha net gözükecek farkı. Sıranın sonunda başladığım noktaya ipi bağlıyorum. Bir zincir, biraz sıkıştırarak çekelim zinciri. Hemen aynı noktaya, aynı yere sık iğne örerek devam ediyorum. Yani çapraz sık iğne. Şöyle çapraz çapraz, yani çarpı işareti oluşuyor. Ve gayet güzel duruyor örgüde. Daha dolgun, daha sık bir örgü oluyor. Bu şekilde yapmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Hem de diğer internette olan diğer modellerden daha farklı bir model ortaya çıkıyor. Şimdi bir alt sırada ördüğüm gibi aynı şekilde istediğim genişliğe ulaşana kadar örmeye devam edeceğim. Ve son çapraz sık iğneyi ördükten sonra başladığım yere bağlıyorum. Kesiyorum. Örgüyü muntazam hale getiriyorum. Şekilde. Sonra ben bunu yok ederim. Şimdi vakit almasın. Diğer parçayı da ördüm. Ters tarafları içeride kalacak şekilde İki tarafı birbirine kenarlarından üç bir tarafından birleştirerek şu üst kısmını birazcık daha yükseltiyorum. Birkaç sıra daha ve örgüyü bitiriyoruz. İpliği şu iki tane zincir çektiğimiz boşluğa bağlıyorum. Sonra ortaya en yakın şuradaki saç örgüsü görüntü ilmekleri ortaya en yakın tek kanadına batarak örüyorum. İlk trabzan yani sık iğneden başlıyorum. İlmek kaydırarak tam karşılığına gelen sık iğneleri örüyorum. Ortaya en yakın ilmeklerin yani şu ikisine değil tek kanadına ortaya en yakın diğer tarafa da aynı şekilde
İlmek kaydırıyorum. Sık iğne örer gibi değil. Bu şekilde. Ama gevşek örün. Sıkı olup bir şurayı büzdürmesin. Yani örgü bittikten sonra şurası kasmasın. O yüzden biraz gevşek örün. Gene orta kısmı en yakın. İki tek kanadı alarak bu sırayı tamamlıyorum. Şimdi köşede son, bakın, son sık iğnenin üzerine de ördükten sonra iki zincir çektiğim tam köşedeyim. Köşenin içerisine şu çanta köşeleri muntazam olsun diye bir iki sık iğne örüyorum. Sonra hemen ilk sık iğnenin üzerinden tekrar aynı şekilde birleştirmeye devam ediyorum. Boşluğa, o iki tane zincirin verdiği o şu boşluğa, şuradaki şu boşluklara iki tane sık iğne örüyorum ki köşeler muntazam olsun. Gene iki tane sık iğneden sonra birleştirmeye devam ediyorum. Diğer köşeye geldim. Tam şu iki zincir boşluktayım. Tam köşede. Arkası da o şekilde. Gene boşluğa bir, iki sık iğne örüyorum. Ve hemen hemen yanındaki sık iğnelerin üzerinden gene birleştirme işlemine devam ediyorum. Birleştirme tamamlandı. Üç kenar birleşti. Şimdi çantanın şu ağız kısmındayım. Nasıl burası muntazam geliyorsa bundan sonra öreceğimiz o birkaç sırada çantayı büzmemesi gerekiyor. Yani bir daralma olmaması gerekiyor. Aynı şekilde düz ilerlemesi gerekiyor. O yüzden şöyle tam şu anda köşedeyim. Şuradaki tam köşede olan iki zincirlik boşluğa bu birleştirme işlemi bittikten sonra bir zincir çekiyorum. Bir üst sıraya çıkıyorum çünkü. O boşluğa mutlaka iki sık iğne örüyorum. Gene bu modeli bozmamak için şimdiye kadar nasıl örmüşsek sık iğneyi şu çarpı işaretlerinin devam etmesi gerekiyor. Gene aynı şekilde örüyoruz. İki tane sık iğneyi şu boşluğa ördüm. Hemen her sık iğnenin üzerine gene aynı modeli örmeye devam ediyorum. Evet, sonuna geldim. Sıra sonuna, yani diğer köşeye geldim. Bu köşeye de aynı şekilde şu boşluğa çapraz sık iğnemi örüyorum, iki tane. Sonra şuradaki devam edeyim. Arkasında yok edelim bunu sırasının içerisinde. Evet, şuradaki boşluktayım şu anda. Gene o boşluğa çapraz sık iğneyi örüyorum, iki tane. Ve gene her sık iğnenin üzerine
Örmeye devam ediyorum. Şu köşelerdeki boşluklara mutlaka ikişer sık iğne. Çantanın muntazam ilerlemesi için. Yoksa ağız kısmı kasar. Çantadan daha dar olur. O da hiç hoş olmaz. Bu şekilde şimdi artık batacağım yerler belli. Buraya gelince de şuradaki köşeye iki kere gene dolduracağım bu boşluğu ve tekrardan en az bir 2-3 sıra daha öreceğim. Şu köşeyi gene göstereyim, atlamayayım. Bir soru işareti olmasın. Gene o köşeye geldim. 2 çapraz sık iğneyi ördüm. Burası benim sıra başı. Şurası. Şu da ilk sık iğne. İlk sık iğnemin üzerine bağlıyorum. Yani çanta ağzına ördüğüm ilk sıra bitiyor. Bir zincirle bir üst sıraya çıkıyorum. Gördüğüm yani sıra takibindeki bütün ilmeklerin üzerine sık iğne örüyorum. Bu benim biraz dikdörtgen gibi olacak şekilde çantaya verdiğim uzunluk. Yani 2 sıra da yeterli olur. Ama 3 sıra daha iyi olur gibi geliyor. Ben şimdi bu sırayı da öreyim. Ona göre belki 1 sıra daha örerim. Motiften sonra şu açık renk ipten sonra 1, 2, 3, 4, 5 kahverengi ördüm. 5 sıra. Bayağı bir geniş oldu. Hemen bir ölçüsüne de bakalım. 22 santim eni, yüksekliği de 24 santim. Gayet güzel bir ölçü oldu. İsterseniz daha da genişletebilirsiniz ya da boyunu biraz daha uzatabilirsiniz. O sizin zevkinize bağlı. Sap ördüm. Çapraz çanta olacağı için bir de bu örgü çantaları olduğundan uzama durumları oluyor. Zamanla kendini bırakabilir örgü, uzayabilir ki öyle oluyor. O yüzden şu ortaları bakın delikli bir çanta sapı ördüm. Şöyle bir de düğme dikeceğim ucuna. Bu düğmeyle istediğiniz yerden ayar yapabileceksiniz. Sarksa da uzasa da sizi etkilemeyecek. Düğmeyi alıp bir yukarıya, daha bir yukarıya, hatta daha da kısaltabilirsiniz. Şöyle bir aparat kullanacağım. Bunlar kolaylık sağlıyorlar. Bir tane düğmeyi dikip şöyle ayarlamak için şuraya dikeceğim. Diğerine, diğer ucu sabit. Şöyle şuraya tutturacağım. Buradan ayarlama yapabileceksiniz. Bir de çantanın ağzına şöyle bir küçük parça ördüm. Buraya da şöyle çıt çıt metal çıt çıtlar. Bunlar dikerek çok kolay bir şekilde monte oluyor. Şöyle düğme istemedim ama isterseniz siz şu ilikleri biraz daha büyük yapıp çok dekoratif bir düğme ya da şuraya bir birit yapıp bir büyük bir düğmeyle daha havalı bir çanta yapabilirsiniz. Ya da hiç bu aparatı yapmadan direkt şöyle de kullanabilirsiniz. Bunlar çok kolaylık sağlıyorlar gerçekten. Evet. Şimdi bu çantanın örgü kısmı bitti. Askı kısmına başlayalım. Biraz açık şu hardal rengiyle göstereyim. Daha iyi gözüksün videoda. Biraz dikiş payı bırakıyorum.
1, 2, 3 zincir. Bir tane de bir üst sıraya çıkmak için bir zincir. Hemen yanındakine. 1, bir yanındakine. 2, diğerine. 3, sık iğne. Çeviriyorum. Bir üst sıraya çıkmak için bir zincir. Hemen dibine. 1, yanındakine. 2, bir yanındakine. 3. Tekrar çeviriyorum. Şimdi bu çanta sapının ya da çanta kayışının uçlarına birine düğme dikilecek, bir tanesi de sabitlenecek. O yüzden şu başı ve sonuna biraz sık iğne yapalım. Bir zincir. Hemen dibine bir, iki, üç. Çeviriyorum. Dört sıra olsun. Dördüncü sırayı yapıyorum. Bir, iki, üç. Bu yeterli. Şimdi ilikleri açmaya başlayalım. Gene bir zincir. Gene dibine bir sık iğne. Bir zincir. Bir tane atlıyorum. Diğer baştakine bir sık iğne. Bir bu başta, bir bu başta, ortaya da bir zincir. Çeviriyorum. Bir zincir. Hemen dibine. Buradaki sık iğneyi boşluğa batmıyorum. Örgünün içine batıyorum. 2 ve şöyle çift kanat batalım. Tek kanat biraz ayrık ayrık duruyor. Kalın ip olduğu için şimdi tekrar bir zincir, hemen dibine sık iğne, bir zincir, bir tane atlıyorum, diğerine bir sık iğne. Bu şekilde ilikler oluşmaya başlıyor. Bir zincir, açtığımız iliğin içine değil, örgüye. Bir sık iğne. Üçüncü sık iğneyi de örüyorum. Bakın bu şekilde bu ilikleri dediğim gibi iki zincir çekerek de büyütebilirsiniz. Daha büyük bir düğme kullanmak isterseniz. Diğer ucuna da aynı bu şekilde sadece sık iğneyle 4 sıra örersiniz. Burada ağız kısmını ördüğüm parçayı da gene aynı bu şekilde örüyoruz. İstediğiniz uzunlukta örüp bitişi de 4 sıra sık iğne ile bitirdikten sonra aynı şekilde çantanın ağzına da yapacağımız parça aynı bu şekilde oluyor. İçerisine artık düğme dikersiniz. Üzerine bunu iliklersiniz ya da dediğim gibi bir çıt çıt ya da içine bir çıt çıt. Hiç uğraşmazsınız bununla. Size kalmış. Ben nasıl ördüğümü göstereyim. Siz kendi değerlendirirsiniz nasıl öreceğinizi. Bu kadar. Şimdi ben bunun dikişlerine başlayayım. Önce şu küçük düğmeyi hangi yüze isterseniz, iki tarafta aynı olduğu için hemen bir rengine uygun iğne iplik hazırladım. Bir ucuna düğmeyi dikiyorum. Şu aparatlardan, eski çantalarınızdan çıkartabilirsiniz, kullanmadığınız çantalardan ya da bulamıyorsanız gene şu şekilde sık iğne örün. Kısa bir, şöyle kısalıkta bir sık iğne örüp ucunu birleştirip şuraya bir yükseltiyle dikebilirsiniz ucuna. Şu aparatın işini görür. Buradan da geçirirsiniz. Gene aynı işlem olur. Şöyle geçiriyorum. Şu kısım, şu düğme içeride kalıyor ve istediğiniz ilikten bunu geçirip sabitleyebiliyorsunuz. Bu aparatı da
Çantanın hemen şu ağzına bu şekilde dikiyorum. Çantanın askısını hemen üste tam ortaya gelecek şekilde diktim. Karşılığını sabitledim. Düğme dışarı bakacak. Bu şekilde istediğiniz ilikten geçirebilirsiniz. Çıt çıt. Bunlar dikiliyor. Çok kolay bulunabiliyor piyasada ama bulamazsanız da şuradaki ilikleri biraz daha fazla örersiniz. Ya da şuraya bir zincir çekip bir birit yapıp birite bir büyük dekoratif bir düğme dikebilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Bunu hiç yapmayıp direkt içine de çıt çıt dikebilirsiniz. Ama böyle hoş duruyor. Güzel bir çanta oldu. Büyük de bir çanta oldu gerçekten. Şimdi aynı tarzda ördüğüm şöyle bir çanta var. Bunu da yeni ördüm. Gene çıt çıt diktim. Gene aparat kullandım. Fakat bunun askısı farklı. Biraz daha değişik oldu diğerine nazaran. Belki bunu daha çok beğenirsiniz. Bunu örersiniz. Onu da göstereyim. Bu çanta sapını önce zincirini çekiyoruz istediğimiz boyda. Yani 1.25 olur, 1.30 olur. Tabii ki burada bir dönüp bir payı var burada. Bunu da hesap edelim. Kullandığınız herhangi bir çantayı ölçerek sapı şuradaki payı da orada zaten vardır mutlaka. Oradan hesaplayabilirsiniz. Ne kadar istiyorsanız o uzunlukta zincir çekeceğiz. Bu sap bunun gibi yukarı doğru uzamıyor. Önce zincirini çekiyoruz. Sonra sık iğnesini örüyoruz. Sonra iliğini yapıp tekrar bir sık iğne örüyoruz. Ben ufak bir parça olarak göstereyim. Yalnız sapın her iki tarafına sık iğneler örüyoruz ki şurada işte dikme dikerken biraz şuraya kadar ben sık iğne örmüşüm. 1 2 3 4 5 6. 6 tane sık iğne örmüşüm başları. Düğme falan da diktiğimiz için böyle bir dolgulu örgü gerekiyor. Şimdi 3 tane öreyim. Gerçi bu ilk sıramız sık iğne. Sonuna kadar sık iğne örüyorum. Sonuna geldim. Tekrar başlardaki o dolgulu örgü için başa 3 tane sık iğne örüyorum. Şimdi ilikleri 1 2 zincir 1 2 atlıyorum diğerine. Bu ilikleri dediğim gibi kullanacağınız düğmeye göre ayarlarsınız. Bu çok büyük oldu derseniz bir zincir çekip bir zincir atlarsınız daha küçük olur. 3 sık iğne örüyorum. 2 3 Tekrar 1 2 zincir 1 2 atlıyorum 3'e. İki, üç. Şimdi bundan sonrasını gene sık iğne örüyorum. Her iki başta. Diğer sıra gene bir zincirle yukarı çıkıyorum. Bir, iki, üç. 4 5 6 tane çektim. Şimdi iliğe geldik. İliğin içerisine 2 tane zincir çekmiştik. 2 tane sık iğne dolduruyorum. Devam ediyorum. Tekrar 1 2 Model bu. Şu aralardaki hem görüntü güzel bir görüntü oluşturuyor, bir desen oluşturuyor, hem ilik görevini görüyor. Bu örgüde şu kısımları, şu ilikli kısmı daha kısa tutup
Diğerlerini dümdüz sık iğne örebilirsiniz aslında. Ama tamamı böyle olduğunda güzel bir görüntü oluyor. Aynı şekilde burada da aynı örgüyü ördüm. Şuradaki kalan ipi içlerinden şöyle geçerek şu ilikleri birazcık kapattım. Böyle daha güzel oldu. Hem bütünlük teşkil etti görüntü olarak, hem çok fazla delik kalmadı. Bu da güzel oldu. Özellikle kız çocukları için falan. Gayet güzel bir çanta oldu. Bir tane de bu şekilde ördüm. Bunlar polyester makrome. Parlak ipler. Diğer ördüğüm bu pamukluydu. Hepsi birbirinden güzel oldu. Hepsi birbirinden şık oldu. Buna da örgü değil de şöyle hazır saplardan kullanmak istiyorum. Ya da şöyle renklerine uygun. Elimde birkaç çanta sapı var. Bunlara örmeyeceğim bu çantaya. Ve bir tane de şu içine, şuraya çıt çıtını dikeceğim. Bu kadar. Hazır çanta sapı ve içine de çıt çıt dikeceğim. Bunu da bu şekilde kullanacağım. Hepsi birbirinden gerçekten güzel oldu. Renkler de harika. Mutlaka ayçiçeği görüntüsü olması gerekmiyor derseniz istediğiniz renklerle. Mesela çarkıfelek çiçeği gibi görünümü var. Çok güzel oldular. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur bu videolar. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Daha güzel ürünlerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.